Ta, e, ülke futbolumuza bence çok şey katmış futbolculardan bir tanesi. Beşiktaş'tan ayrılması sonrası belki de çoğumuzun beklemeyeceği şekilde bence Trabzon'a çok iyi bir dönüş yaptı. Hı hı. Örnek olabilecek bir dönüş. Sağ içi performansıyla yine sağ içi sağ dışı takımda camiada üstlendiği liderlik özellikleriyle e, çok olumlu puanlar kazandı. Sosayı ben biraz tanıdığımı düşünüyorum. Her ne kadar hiç tanışmamış olsak bile, o zihniyetin günün birinde fırsat bulursa İstanbul'da olma eğiliminde olduğunu hep düşündüm. <laughs> Düşünmedim değil. Bu sene Trabzon'un yaptığı teklifi ilk anda kabul etmediği andan itibaren benim hep içimde ya İstanbul'dan bir fırsat çıkarsa onu değerlendirecek düşüncesi vardı. Fenerbahçe'nin de o mevkide oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden bu gelişmeler bence hiçbir zaman sürpriz olmadı. Sosa yaşı itibariyle Trabzon'da geçen sene bütün maçlarda oynamış olmanın da avantajını kullanarak Fenerbahçe'ye bence çok şey katabilecek futbolculardan bir tanesi ama orada çok keyifle izleyebileceğimiz bir rekabette olacak. Yani Sosa'yı konuşuyorsak, Gustava'yı, Ozan Tufan'ı, Mert Hakan'ı üç tane bizim çok iyi orta saha dediğimiz bu üçlüye Sosa'nın dördüncü olarak dahil olması Fenerbahçe adına da umarım pozitif bir rekabet anlayışı içinde olumlu yönde yansır. Şimdi o rekabeti de tabii konuşacağız ama öncesinde Haldun Domaç siz ne dersiniz? Şimdi Sosa evet yaşı olan bir oyuncu ama bir taraftan da Fenerbahçe'nin o kısa vadeli artık şampiyonluk hedefi için nokta atışı bir transfer olur mu ne dersiniz? Şimdi bir kere şöyle başlayayım istersen. Bir kere Fenerbahçe gözünü kararttı. Evet, artık. Yani evet. o noktayı görüyoruz. Genelde transferlere baktığım zaman da onu net olarak görüyoruz. Ahmet Hocam da söyledi. Şimdi öyle bir orta saha kuruyor ki Fenerbahçe. Gustavo, Ozan, e, Mert Hakan, Sosa. E, bir de işte mesela Tolgay Aslan kenarda, hı hı. E, İsmail Yüksek kenarda. Yani e, büyük umutlar beslenen. Yani ben şöyle bir genel baktığımdaki tabloyu söylüyorum. Diğer oyuncuları saymıyorum. Yani takasta kullanılır, Cahil falan diye böyle hani saymadığım isimler var. Zayis gibi, Cahil gibi isimler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin gözünü kararttığını görüyoruz. Şimdi e, oyuncunun temel özelliklerine baktığımızda aslında e, yani Ahmet Hocam söyledi. Bir kere lider vasıflı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani lider özelliği olan bir oyuncu. E, i̇ki tane lider fazla mıdır tartışılabilir. Ama... İki liderden biri mesela bir tanesini ofansif lider, bir tanesini defansif, defansif. lider gibi kullanabilirsin. Yani Gustavo'yu defansif lider, Sosa'yı ofansif lider gibi kullanabilirsin. Yani iki tane önemli lideri oluyor Fenerbahçe'nin bir. İkincisi son yıllarda futbolunda çok farklı bir gelişim oldu. Liderlik vasfı dışında sorumluluk taşıyan bir oyuncu konumuna dönüştü Sosa. Yani bir bakıyorsunuz Sosa karşı ceza sahasının içerisinde bir bakıyorsunuz kendi stoperlerinin önüne kadar gelip oradaki mücadelenin içerisine giriyor. Bunun da tam karşılığı belki bazı izleyicilerimiz pek hoşlanmıyorlar ama yani Sosa'yı 6-8-10 oynatsan... Ya a neden orada oynuyor diye diyebileceğin bir oyuncu değil. Evet. O özelliklerine baktığımda Sosa'nın çok isabetli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. E, i̇lerleyen dakikalarda belki biraz konuşuruz. E, yaşlar itibariyle evet. temel sıkıntıları olabilir. İstersen keseyim sonra devam Şimdi edelim. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Orta sahada bir yarış olacağını söylediniz. <laughs> e, Gustavo'nun malum e, gönderilmesi gündemde aldığı teklifler olduğunu biliyoruz. Sosa'nın da her yerde oynayabilen bir oyuncu olduğunu düşünürsek eğer. Biliyoruz ki daha çok hücuma yönelik bir oyuncu ama... ...yine 6-8 numaralarda da oynayabileceğini düşünürsek... ...acaba Fenerbahçe Gustavo'yu satmaya yaklaşabilir mi... ...sosyal transferiyle birlikte? Ben tam karşılıyor diye düşünemem. Bak Hı -hı. ayrım yapmıştım. Biri evet. defansif anlamda daha önemli bir orta sahabesi... ...biri ofansif evet. anlamda daha önemli. Yani yapmıyor mu? Gelip 6 numara pozisyonunda da takıma sahip çıkıyor. 8'de de sahip çıkıyor. Ama bana göre... Eğer bir profil çizeceksek Sosa benim profilimin içerisinde 8 numara oynayacak bir oyuncu. Yani 6 numara değil. Onun için de Gustavo orada çok değerli bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'nin 6 numara yani defansif orta saha diyelim ona oynayabilecek pozisyonda oyuncusu şu andaki listenin içerisinde pek yok. Olan da çok değerli değil. Yani kim? Etiketine yazmış Yılmaz Bey de demiş ki 30 yaş altı transferlerin hepsi transferin yıldızıdır. Şimdi ben bu noktada Haldun Domaç'ın söylediği noktaya birazcık aslında değinmek istiyorum. Şimdi evet bu isimlerden bahsediyoruz Fenerbahçe'nin. Kısa vadeli hedefinin doğrudan şampiyonluk olduğunu tabii ki biliyoruz ama bir taraftan da transfer edilen isimlerin 30 yaş üzerinde oyuncular olması da tabii ki taraftarları merak ettiren konulardan biri bunun uzun vadeye nasıl yayılacağı konusunda. Şimdi tabii ki Haldun maça döneceğim bu konuda söyleyecekleri olduğunu biliyorum. Ahmet Hocam siz de başlayalım isterseniz. Bu yaş ortalaması acaba oyuncuların performansını, takımların performansını nasıl etkileyecek bu oyuncular özelinde? Şimdi deminki arkadaşımız Emre'yi transferin yıldızı seçti. Evet. O yüzden belki bu konumuzun da örnek futbolcusu olarak hı hı. biz Emre'yi seçebiliriz. Emre bu yaşta fiziksel yönden de her ne kadar böyle çok üst düzey 90 dakikaların tamamında olmasa bile fiziksel yönden oynanabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Sizin yaşınızın ilerlemesi bir... Belirli bir deneyimin olgunluğa artık dönüştüğü dönem içinde olduğunu gösterir. Bu sizin için kesinlikle artıdır. Eğer bu yaşa kadar oynayarak geldiyseniz bu sizin belirli bir kaliteye sahip olduğunuzu gösterir. Hı hı. Geriye kalan en önemli kısım da olayın tamamıyla fiziksel yönüdür. Ben artık şunu biliyorum. Günümüzde antrenman metotları da değişti. Eğer 35 hatta Emre gibi... 40'a yaklaşan futbolcular dahi çok doğru bir şekilde yaşıyorlarsa, çok doğru bir şekilde besleniyorlarsa ve antrenman metotlarını ki burada yüklenme dinlenme prensipleri çok önemlidir. Bunları çok iyi bir şekilde yerine getiriyorlarsa bu onlar için çok büyük bir artıdır. Kaldı ki günümüzde bence olmazsa olmaz bireysel özellikle futbol anlayışından ziyade bizim takım oyununa kesinlikle dönmemiz lazım. Evet. Takımı oyunu oynayan bir takımda da bu futbolcular birçok kişinin şu an beklediği gibi bir iki sene değil bu süreyi biraz daha üste bile çıkarabilirler. Ama kulüplerin kurtuluşu şurada sevgili Ezgi. Eğer elinizde örneğin bir Gökhan Gönül varsa yeni transferlerden bahsediyoruz, bir Caner varsa bunların hepsinin yerine gittiği zaman Yerine kimi koyabilirim hazırlığını daha önceden yapmanız hı hı. lazım. İşte Vedat Muriç genç olmasına rağmen bunlardan biri olmalıydı bence Fenerbahçe'de. Geçen sene siz Vedat'ı aldığınızda ya Vedat öyle bir futbolcu ki bir en geç evet. iki sene sonra takımımızdan iyi bir teklif alarak gidecek. Ben Vedat'ı satacağım planlamasını yaptıysanız hemen o anda da Vedat'ın yerini oynatacağınız futbolcuyu yetiştirmeye başlamanız gerek. lazımdı. Fenerbahçe onu yapmadı. Ama son bir sene içinde de 59 tane genç, önü açık diye düşünülen, ileride iyi futbolcu olacak diye düşünülen gençleri transfer ettiler. Şimdi onların eğitimine önem vermeleri lazım. Tabii onların bir kısmı belki daha uzun süreyi gerektirecekse de hemen bir iki sene içinde takıma monte edebileceğiniz futbolcuları mutlaka hazırlamak zorundasınız. Günü kurtarmak hiç sevdiğim bir deyim olmasa bile bazen yarını yaşayabilmeniz için bugünü kurtarmak günü kurtarmak mecburiyetiniz gerekiyor. oluyor. Fenerbahçe öyle bir mecburiyet içinde. Aydın Domaç buyurun siz ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gökhan 35, Novak 30, Caner 33, Sosa 35, Mert Hakan ve Tiam 25 ve 27 yaşlarında. Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Sise 35 yaşında. Şimdi Sise ile ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'a daha yakın olduğu evet. söyleniyor. Fakat Sise'nin şöyle bir düşüncesi var. Bizzat işte Alanya Spor Başkanı ile konuştuğumuzda söylediği cümleyi söylüyorum. Diyor ki Sise ben imza parası almak istiyorum. Çünkü sözleşmem bitti. İmza hmm. parası alacağım. Bana kim imza parasını verirse ona gideceğim. Sonuna kadar da bekleyeceğim diyor. Düşüncesi bu. Yani... Netice itibariyle oyuncu 35 yaşına gelmiş imza parası. Yani siz eğer e, SİSE'ye 1 milyon imza parası sonra da şu derseniz gelecek. Hatta Sayın e, Hasan Çavuşoğlu bir cümle söyledi. Bize bile gelebilir geri dönebilir dedi yani. Hani bulamaz.